Şuradaki mavi kapılı ev. İstediğimi getirdin mi? Fazlasını getirdim. Önce Behçet'in yeri. Benden duyduğunuzu öğrenirse beni yaşatmaz. Merak etme, kimse bilmeyecek. Kamil'in yeri diye bir batakhane. Adresi kağıtta yazıyor. İstersen önce ben mi gidip güvenli olduğundan emin olayım? Ben senin yanında güvende olurum. Beraber gidelim. Kolay gelsin. Biz Behçet'e bakmıştık. Kim? Kamile. Abi, birileri seni soruyor. Al lan bunları içeri. Paketleyin çabuk. Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ben Haşmet Gürkan'ın kızıyım. Korkma, sadece konuşmaya geldik. Ben ne biliyorsam anlattım. Tamam işte. Bir de bize anlat diye geldik. Anlat. Bakın. Ben bildiklerimi bir kere anlattım. Hayatım kaydı. Şimdi siz benden ne duymak istiyorsunuz? Ne anlatayım? Ailemi kim öldürdü? Olayla benim bir alakam yok. Ben orada değildim. Tamam. Senin aileni? Sinan, Cengiz ve Nusret öldürdü. Ama ben bu isimleri zaten Fuat Ersoylu'ya verdim. Bak, bize yalan söylemek zorunda değilsin. Yalan söylemiyorum. Haşmet Ağa'nın intikamını almak için Aksoyların hepsini öldüreceğini biliyordum. Ben de gidip her şeyi Fuat Ersoylu'ya anlattım. Madem Aksoyları satacaktın, niye Haşmet Gürkan'ı değil de Fuat'ı öptün? Korkum ben.
Recep abi beni dinlemedi. Başından büyük işler yaptı. Haşmet abi onların hepsini öldürdü. Sonra ben Haşmet abiye gitseydim, ailesinin acısı yüzünden benim de canımı alırdı. Ben de gidip Fuat Ersoylu'ya sığındım. Her şeyi anlattım. Kolyeyi daha önce gördün mü? Hatırladım. Recep abinin büyük oğlu Nusret. Elinde sallaya sallaya hava atıyordu. Zaten onların o fütursuz davranışları yüzünden Fuat Ersoylu'ya sığındım. Bak. Eğer bu söylediklerinde en ufak bir yanlış varsa şimdi söyle. Affederim. Ama sonra öğrenirsem gelir kafana sıkar. Anlattığım her şey doğru. Eğer yalan söylüyorsam gelip kafama sıkın. İyi misin? Hadi gidelim, gel. Gel gidelim. Müthiş. İnanılmaz güzel oynadın lan Behçet. Ben bile inandım. Helal. Sen oyuncu olmayı falan düşündün mü? Ben birkaç yapımcı tanıyorum. Arayayım. Sana dizilerde rol versinler. He? Abi bırak dalga geçme lan seni. Abi bak ne diyorum biliyor musun? He. Bu İstanbul bayağı bir yordu beni. Böyle şehir dışına falan çıkayım ben. Sessiz, sakin bir hayat süreyim. Yoruldum diyorsun ha? Aynen. E tamam. Ben seni göndereyim sessiz sakin bir yere. Abi. Ben ne istediyseni yaptım. Benden daha ne istiyorsun? Ulan zaten fazladan 8 sene yaşamışsın. Hakem maçı bitirmiş. Sen hala ne oynuyorsun?